Evet değerli izleyenler, kadro değerlendirmenin kabaca sakat cezalılar üzerinden yaptık. Liverpool Tottenham maçının ipuçları ekranlarınıza geliyor şimdi. Tottenham deplasmandaki son 4 maçından 3'ünü kaybetti. Southampton'a, Chelsea'ye ve Burnley'e kaybetti. Bu sezon altı büyükler arasında en çok puan toplayan ikinci takım Liverpool. 13 puan topladılar ve Liverpool Premier Lig tarihinde iç sahada yenilmezlik rekoruna koşuyor. 37 maç olacak bu haftada, kaybetmezse. Sevgili Orhan, senle başlayalım. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maç. Çok Liverpool, Tottenham, Liverpool, Chelsea iki tane zor gözüken, yani diğer takımları ayırarak altı büyükler içinde söylüyorum. Onlardan biri de oynayacak. Geliyor biraz daha. Tottenham daha tehlikeli bir takım Chelsea'ye göre. Daha oturmuş bir takım. Şu öyle bir şey var. İki türlü değerlendirme gerekir. Birincisi maçı değerlendirirsek eğer zor bir karşılaşma olacak. Ama Liverpool formda bıraktı biraz. En azından o var olan formsuzluğu giderdikten sonra milli araya gitti. Evet. Her ne kadar maçlarını hala daha kolay kazanamıyor olsa da stres de üzerlerinde var. Ama Tottenham'a karşı ben Klopp'un daha iyi hazırlanacağını düşünüyorum. Yalnız oran açısından çok düşük. Ya maçı karşılamıyor bence yani. De. 1.45 Liverpool. Yani 1.45 Liverpool kimle oynuyor? Fulham'la oynasa 2-1 yeniyor. Yani evet. Yani Cardiff'le oynasa 1.30 verirsin. Tottenham'la oynuyor ve deplasmanda çok iyi olan bir takımla oynuyor. Crystal Palace'ı 4-3 yendi. Zar zor içeride. Yani zaten evet. Şeydi ya. Bir kere Tottenham kimle oynarsa oynasın, dünyanın hangi takımıyla oynasın, kazanma şansı olan bir takım. Premier Lig'in en çok deplasman puanı toplayan takım evet, yani bu kadar basit. Maç başı 2 gol gibi inanılmaz bir orana evet. Deplasmanda ya. İnanılmaz bir orana sahip. Üstelik de iyi durumdalar. Statları da açılacak, çok daha başka olacak. Artık iç sahada da kazanacak. Seneye bence şampiyon adaylarından birisi olacaktır. Bu seneden kesinlikle daha iyi olacak. Düşünebiliyor musun? Deplasmanda çok iyi diyoruz çünkü farklı bir statta oynuyor. Orada problem yaşıyor. Şimdi maça gelirsek Klopp'un tabii kazanma zorunluluğu var. Diğerinin ilk 4 şansının tehlikeye girmesi biraz daha az. Motivasyon orada. Anfield oynayacaklar. Biraz daha formda. Tabii ki Liverpool kazanır diyorum ama ben o orana bu maça girmem. Tottenham 4.60, beraberlik 3.40, Liverpool 1.45. Üstü oranı kaç? Üst oranı da 1.50. Bence çok iyi bir oran. Üst oran için, 1.50 için ideal bir oran. Hatta ben bunu aslında çok yer alabilirdim. Ben buraya kesinlikle Liverpool girmem. Tottenham çünkü puan alsa hiç şaşırmam. Evet. Yani biliyorsun geçen 2-2'lik maçı belki de geçen senenin en iyi maçıydı. Müthiş maçtı. Yani ben Arsenal Chelsea maçını almıştım en iyilerde ama onu da çok arada kalmıştım. Çok iyi bir maç bekliyor bizi yine. Ama üst oranı 1.50 çok iyi. Hiç alıp cebe koymak gerekir. Ve Liverpool'a 1.45'ten girmem yani. Aykut? Ben orana katılıyorum. Yani bu maçın oranı Liverpool galibiyet oranı 1.70'ler civarında olması gerekiyor. Minimum o da. Bence. Evet. Normalde 2.20 falan. Yani ben biraz burada hedeflere bakıyorum. Tottenham biraz hedefsiz kaldı. Sonuç deplasmanı da o yüzden kötü sonuçlara imza attı. Tottenham sonuç deplasmanı da kazanmasa belki de Premier Lig'in deplasman rekorunu kıracak. Evet, kaybetmeseydi. O yüzden yani evet kaybetmese Liverpool bence bu maçı zor da olsa kazanacak. Ben ya 1.45 belki düşük ama maçla alakalı tahminim Liverpool'un kazanacağı yönünde. Mane çok formda. O yüzden ben Liverpool galibiyeti diyorum bu karşılaşmada. Ama orana katılıyorum yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Neden hedefsiz kaldı diyorsun? Şimdi Tottenham 61 puanda. Yeni bir hedefi var değil mi artık? Arsenal, aşağıdan gelen hayır, bir durdu. Arsenal 60 puanda. Eğer şimdi bu hafta Liverpool'a yener de Manchester fark atarsa 5. olacak Tottenham. Evet. Şampiyonlar Ligi gidiyor elden. Nasıl yani şu anda çok az kaldı şeyler arası. Doğru ama yani şu var. Hatta Chelsea'de 57. Tottenham'ın düşüşünde şunu görüyorum. Yani bayağı inanmışlardı biz bu sene olabilir miyiz acaba diye. Evet. Çünkü arkadan sessiz bir şekilde geliyorlardı. Çaktırmadan geliyorlardı. Çaktırmadan evet. Geliyorlardı ama orada yani farı bir yaktılar. Tavşan gibi kaldı Tottenham. O yüzden ben Liverpool'un zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Çok tehlikeli bir durumda şu anda. Çünkü 6 takım birbirine çok yakın. Evet, evet. Yani bak burada yarışta şu anda eğer kaybetmediğini düşünüyorum geçen hafta şeyi Everton'a Chelsea'nin 60 puan olacaktı. Çok evet ilk 4 mücadelesinde bayağı enteresan bir yani, risk olacak. Şu anda orada. 57, 58, 60, 61. Ve hangisinin iki tanesi dışarıda kalacak? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekçi bir yorum söyleyeyim mi? Ben Tottenham'ın yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? İlk 4'e falan girmem. Çıkarım ilk 4'ün dışına. Önümüzdeki sene White Hart Lane'de ben direkt şampiyonluğa oynarım. Bak bunu da çok net bir hedef olarak söyleyeyim sana. Benim kafamda bu var. Yani yine bu, oynasın niye engel olacak? Niye çıksın ki onu? Abi kolay değil. Şimdi Dortmund'la uğraştıktan sonra Dortmund'la 2 maç oynadı. Dortmund 2 maçı da yendi. Premier Lig'de hiç kaybetmeyeceği takımlara 3 tane maç kaybetti. Hayır, kolay devamı değil. Zor olur Tottenham'ın diyorsun. Tottenham'ın hedefi kolay değil. Abi, o yüzden bence ben yani
Ben Liverpool kazanacak. Liverpool kazanır diyorsun. 1.50 üst çok iyi. Oran yükseltmek isteyenler için de ben ilk yarı 1.5 üst bile olabilir diyorum maçta. Tottenham'dan dolayı da Liverpool'dan dolayı da. İşte evet, ben ona çok güvenemiyorum. Bazen çünkü pozisyonlu olacağını tahmin ediyorum ama. Evet, pozisyonlu olacağı için. Yani İngiltere'de şöyle olsa genel bir kanı var, onu da söyleyeyim. Benim okuduğum çoğu yerde beraberlik ihtimali çok fazla diyorlar bu maça. Ben bir an aslında şaşırmam onu Tottenham. Söyleyeyim. Hiç şaşırmam. Yani şaşırtmaz. Oran itibariyle çok. Şu daha iyi değil takımları mi? Takımları kapatsak. Gol var da iyi bir seçenek. Evet, evet, iyi bir seçenek. İyi bir seçenek dediğin gibi. Gol var da 1.40. Üst ama işte o bir üste girerim onun yerine. Bence daha de 1.50 daha güzel ama gözüküyor. Gol var çok iyi ve bir de şöyle bir şey var. Eğer oynayacak olsam herhalde muhtemelen x2'yi alır. Yani Tottenham kaybetmesi alırım. 0-2 çıktı şans oynardım diyorsun. Evet, 1 ve üst seçeneklerimiz öne çıkıyor. Pazar günü Esport ekranında 18.30'da nefis maça. Bakalım sizler neler söylemişsiniz. Sizlere de sorduk maçla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. %47 oranla 1.45 Liverpool banko demişsiniz. %16 rahat maç olmaz, 0-2 çifte şans. %37 de banko üst en güzeli şeklinde oy kullanmışsınız değerli izleyenler. Ve devam ediyoruz. Şimdi liderin maçına, Fulham Manchester City maçına gidiyoruz. Maçın ipuçları geliyor. Fulham Premier Lig'de 6 büyüklere karşı oynadı. Son 26 maçın 25'ini kaybetti. Babel Fulham'a geldiği günden bu yana gole en çok katkı yapan oyuncu oldu. 2 gol 2 asist ve Manchester City ligdeki son 3 maçından ikisini 1-0 kazandı. West Ham ve Bournemouth. Orhan, bu maçın oranları tabii ki ben burada komik oranlar var ama Manchester City'ye girmem. Bir kere Fulham yani belki düştü diye bakıyor insanlar ama sürpriz daha yapabilir. Yani Liverpool'un ne kadar zorladığını gördük. Çünkü yeni bir teknik direktör, henüz galibiyeti yok. Her an her türlü tehlike var bu maçta o açıdan. Ki City kazanacağı favori. Ama gollere girebilirim. İlk yarı mesela 1.5 üst gibi bir şey bence oranında çok iyi. Evet. Fulham'ın çünkü kendi iç sahada oynadığı için pozisyon verme, yani bulma gibi hem bulma hem verme ihtimal çok daha yüksek. Deplasmanda olsaydı kapanacaktı. City zor çözebilir derdim. Ama kendi sahasında hem pozisyon verme ve hem rakip geniş alanı babelliği kullanma gibi bir şeyi var. Sterling'in inanılmaz bir formu var tabii ki. Ama buna rağmen ben çok zorlarsam ilk yarı 1.5 üst, genel olarak üst ve 3.5 üst gibi şeyleri düşünebilirim. Deplasmanda evet, City'nin azalttığını farkındayım. Bu maç için taraf bahsine girsem herhalde oynamazdım yani iddiaya göre diyorsun. 1-2 ihtimal çok zor. Sürprizler vardır ya. Evet. Onlardan birisi Fulham'dır mesela. Her şeye rağmen. Çünkü ben şeyden şey yaparım. Yeni teknik direktörden. Elbet bir gün kazanacak. Yani Aykut, iyi bir şekilde. Fernandinho dahil olmak üzere 6-7 tane oyuncu durum belirsiz aslında. De Bruyne, Fernandinho, defansta oyuncular. Ya şimdi oyuncular. Burada gidip City bu maçı kazanır demek işin kolaycılığına kaçma. 1.80 karşı gol var oranı. Birinci benim oranı bahsettiklerinden. İkincisi iyiymiş. De 1.80 evet. İkincisi de şu maçı, şu istatistiği o yüzden yazdım özetleyip ipucunu. Manchester City ligdeki son 3 maçtan ikisini 1-0 kazandı diye. Ben gol var diyorum bu maça bir kere. Fulham'ın gol atacağına inanıyorum. Çünkü Fulham'ın bu maçta kendisi adına kanıtlayabileceği, yapabileceği en iyi şey gol atmak. Yani City'yi bir yere kadar durdurabilirsin. Evet. Watford da bunu yaptı. Bir yere kadar durdurdu City'yi. Ama bir çözüldüler, 10 dakikada 3-0 oldu maç. Dolayısıyla Fulham'ın gol atması lazım. Ben bu yüzden 1.80'den gol var riskine girerim bu evet, maçta. Bu arada o hani son 26 maçın 25'ini kaybetti diyoruz ya. Diğer maçta beraberlik kime karşı? City'ye karşı. 2-0 öne geçti. Öne geçti golleriyle maç. City. Sonra Fulham önce farkı 1'e indirdi. Zamora attı golü. Fark 1'e indi. Sonra da Kompany kendi kalesine attı. 2-2 bitti maç. Evet. Dolayısıyla 2011'di yanlış hatırlamıyorsam. Ben gol var diyorum bu maça. Benim de başka tercihim şey gol var. Oran itibariyle riski en güzel karşılayacak seçenek diye düşünüyorum 1.80'le. Evet, Manchester City'yi zorlayan Watford dedi Aykut. Manchester United Watford maçına geçiyoruz şimdi. O maçın ipuçları ekranınıza geliyor. Manchester United genç menajeri Solskjaer'le ilk 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ligde evinde Fulham'dan sonra en az sayıda maçta gol yemeyen takım Manchester United. Sadece 2 maçta Old Trafford'da gol yemedi Manchester United bu sezon. Manchester United son 2 lig maçını kaybetti. Wolves son 2 deplasmanda devlere kaybetti. Watford son 2 deplasmanda devlere kaybetti. Orhan senle başlayalım. Ben United'ın ağır favori olduğunu düşünüyorum açıkçası. Az önceki Tottenham maçında durumu açıkladım. Ne kadar kritik olduğunu. Bence teknik direktörün imza atmış olması, Solskjaer'in artık tamamen kalacak olması kesinlikle oyuncuları da etkileyecektir. Dolayısıyla Watford'da deplasmanda çok iyi değil. Evet, her zaman. Genel performans. Lige biliyorsun çok iyi başlayan takımlardan birisiydi.
bir kere kesinlikle Manchester United ağır favori. Ama 1.30, şimdi orada 1.30. Ev sahibi oranı 1.80 handikap. 1.40 üst. Ben zaten iki şeye girerim. Bir, Manchester United kazanır. Pardon, üç şey diyeyim. Bir kazanır, iki handikap. İki farklı kazanır en az. Üç üst. Bu üçünden hangisini başka bir şey. Hangisini sıraya alırsın? Sanırım kazanır. Kazanır, 1.30. Ben bu maçın kaybetme ihtimalini çok düşük görüyorum ama tabii kaliteli bir takım var karşıda. İddiası az olduğu için ben bunu söylüyorum. Rakip iyi olmadığı için söylemiyorum. Evet. Aykut dediği gibi bazen bunlar ters tepebiliyor mesela. Ben banko üst tarafındayım. Sana öyle pas ben edeyim. Ben direkt 2.5 gol üstü diyorum ben de bu maça. Çünkü ya Watford'un korkacağı bir şey yok ligde. Bu kadar rahat bir takıma karşı oynamak çok zor. Şimdi Solskjaer imzayı attı ama Solskjaer imzayı atmadan önce oynadığı son iki maçı United kaybetti. Ligde Arsenal'la kaybettiler. Üzerine gittiler. Wolverhampton'a Federasyon Kupası'nda kaybettiler. İmzayı böyle attı Solskjaer. Ama yani şöyle, çok iyi giderken atmadı imzayı. Ama şöyle bir şey. Baktılar ki ya genelinde ya bu takım acaba kafada soru işaretleri mi var? Ben öyle düşünüyorum mesela takımın patronları olarak. Biz niye Arsenal yenecek dedik o maçı? Daha hiç yenilmemiş bir takıma karşı. Paris Saint Germain zaferinin ardından olduğu zafer için zaten demiştik zaten. Yani Paris Saint Germain inanılmaz maç, inanılmaz. Bir de yani 15 dakika oynayarak turu geçti. Evet. 13 Premier Lig maçında 32 puan toplayan bir takımdan bahsediyoruz. 10 galibiyet almış. Yani Solskjaer geldiği andan itibaren. Lider Manchester United. 16 evet. Aralık'tan itibaren yapılsa şey lider United. Tabii. Dolayısıyla hak etti. Bunda kimsenin bir şüphesi yok. Şey önemli ama. Pogba gibi, Lukaku gibi, Rashford gibi 3 tane oyuncudan nereden baksan 30 tane gol katkısı aldı. Şunu soracaktım, sen daha iyi bilirsin diye. O Lukaku ve Rashford'un oynama ihtimali sence kaç? Bence çok fazla. İkisi birden oynayacak. İşte o çok önemli bir şey yani. Hem kadroyu görmek lazım. 2.5 gol üstünde de bence bu çok önemli. İkisi ama çok formda. Ben Watford'dan mutlaka gol bekliyorum. Maçın İçeride genelinde, zaten her maçta neredeyse maçın gol yiyor. Maçın genelinde United'ın kazanabileceğini düşünürsek 2.5 gol üstü birden daha iyi. Yani oran anlamında daha iyi olduğu için üste gitmek bence bir daha mantıklı. Bir şey daha söyleyeyim. Bir yıldız adayı daha var ya. Milli maçta gördüm. İzlemeyenler varsa yani Pogba'nın bir Griezmann yaptığı asist var. Hem gol açısından hem maç sırasından o kadar iyi ki. Ben Pogba'yı Juventus'ta seviyorduk. Ama fizik gücüyle seviyorduk. Defansif olduğu kadar ofansif olduğu için seviyorduk. Çift yönlü olduğu için seviyorduk. Ama bu kadar ince işleri mesela Mourinho döneminde hiç görmedik neredeyse. Evet. İnanılmaz güzel bir asist yaptı. Evet. Böyle formda o izleyenler varsa mutlaka benim hatırıma o golü, o asisti bir izlesinler. Çok estetik, çok güzel. O da oynarsa zaten üste de götürür. Ya zaten Pogba şu anda Solskjaer döneminin en büyük yıldızı. Evet. 14 gole imza atmış durumda. Attığı gol ve verdiği paslarla. Ben Mourinho ile Solskjaer'i şöyle ayırıyorum. Şimdi hafta içinde Fanal'in de açıklamaları vardı. Aslında baktığınız zaman Mourinho döneminden çok da farklı oynatmıyor dedi. Solskjaer'e bir nevi günah çıkardı. Yani Fanal seni de gördük yıllarca. 70 yaşındasın. Yıllarca çok büyük takımların, çok büyük hocaların evet. bıraktığı takımların başına geldin. Büyük takımlarla iyi işleri de imzattın. Fanal bir hocadır. Ama mesela burada Solskjaer'i eleştirmesi bence yanlış. Çünkü Mourinho saha içinde yani zamanında mücadele edip futbolcu olarak oraya gelmediği için oyuncu psikolojisinde bence yanlışlıklar yaptı. Veya eksik olduğu nokta buydu. Ama Solskjaer bunun tam zıttına yani gerektiğinde kenarda oturmayı bilen, gerektiğinde sahada ona görev verildiğinde işte 4 tane gol atmış bir adam sonradan girip. Evet. Yani Solskjaer bu anlamda oyunun dinamiklerini daha iyi bilen bir teknik adamdı. Ve bu yüzden de Pogba'daki yükseliş, Lukaku'daki yükseliş, Rashford'daki yükseliş bence tamamen saha içinden gelen bir teknik adamın, kulüp tarafından çok sevilen bir teknik adamın başa gelmesi. Şimdi bak şöyle bir şey. Onlar için hatırla Hazard'ın Sarri hakkında söylediğini her şeye giderken. Evet. Ben Sarri'yi kötü giderken göreceğim. Geldi ilk balayı gibi veyahut Wenger diyor şimdi uzun süren balayı, teknik direktörlerin ne kadar iyi olduğunu kötü giderken göreceğim ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Pozisyon oyunu oynuyordu. Bir numaralı pozisyon oyunu oynatan hocadır Van Gaal. Aynı şekilde Mourinho'du ve fark ne biliyor musun? Bir A'dan B'ye geçişte birisi traktör gibi geçiyor. Solskjaer'in takımı jet gibi geçiyor. Ve dolayısıyla daha net pozisyonları buluyor, daha şeyi buluyor. Evet, yani şüphesiz. Abartı bir pozisyon oyununda geçişler o kadar yavaş ki hem Van Gaal'de hem Mourinho'da ben o yüzden o eleştiriyi okudum Aykut'un eleştirisini. Çok haksız buldum. Aradaki en büyük fark geçiş hızı. Kesinlikle çok farklı Manchester United. Bu açıdan belki çok iyi kontra takımı doğru özünde yine savunma ama sen geçesiye takım yerleşiyordu zaten. O kadar yavaştın ve savunma görevlerinden kanatlarına yani çalışmıyordu. David evet. Moyes sonrası Van Gaal döneminde yani. Biz United'da herhangi bir emare göremedik.
Çok güzel yani pozisyon oynuyordu. Gol yemiyordu ama ürettiği pozisyon sayısı, net pozisyon sayısı neredeyse çok azdı. Çok hiç azdı. Yakalayamıyordu rakibi eksik orada. Tam tersine Solskjaer'in çok iyi yapabildiği bir şey. Bunda da tabii ki Aykut'un dediği gibi oyuncu ilişkileriyle beraber muazzam çok bir performans aldı. Çok yukarıya taşıdı yani. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle o farkı orada yarattı. Çünkü çok kısa dönemde başka fark yaratamazsın. Ya zaten. Mourinho'ya karşı teknik anlamda bir üstünlüğü olabilir mi Solskjaer'in? Tabii ki. Olamaz ama farklı özellikleri var. Şüphesiz. Evet değerli izleyenler, Solskjaer'in imzasından sonra bu maçta ne bekliyorsunuz diye sizlere de sorduk. Sizler de maçtaki gol sayısını sorduk sizlere. %59 oranda 4-6 gol olur demiştiniz. %38 2-3 gol, %3 de artı 7 olur diyen izleyicilerimiz var. Manchester United Watford maçının da sizlerden gelen değerlendirmeyi tamamlıyor. Brighton Southampton maçının ipuçlarıyla devam ediyoruz. İki takımın Premier Lig'de oynadığı 3 maçta berabere sonuçlandı. Brighton son iki maçını kazandı ve daha önceki 12 maçındaki kadar galibiyet alamamıştı son iki maça kadar. Southampton Premier Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takım durumunda. Sevgili Orhan, Southampton'ın son dönemde gösterdiği performans ortada. Şimdi, Brighton'ın evindeki başarısı ortada derken çok zor ben maç. Sana üste doğru gider mi diye sorayım maç. İşte ben onu söyleyecektim. Çok yüksek oranı var üstün. 2-0-5 gibi. Evet, 2-0-5. Ben burada sanırım ilk deneyeceğim, onu denerdim. Çünkü şimdi şey çok hırslı. Hasenhüttl çok hırslı ve hatta işte otelde interneti kapatmış, onu yapmış, bunu yapmış. Buraya da iyi hazırlandı ve bence Brighton oyun tarzına karşı Southampton'ın Hasenhüttl'lü o yakaladığın anda çok hızlı geçiş yapan oyunu tutacak gibi geliyor. Birincisi, ya biliyorum Brighton iç sahada herkesi yenebilir ve %75 puanlarını oradan alıyor. Evet. Kazanma oranı yüksek. Ama ben burada bir üst oranı yüksek sürpriz olarak denenebilir. İkincisi, çünkü çok alt maçı gözüküyor dışarıdan baktığında ama bir de ikisi de yalnız enteresan olan bir şey var. Birisi Ward-Prowse'la, birisi de zaten Duffy'ye Dunk'a indirerekten Gross'la. Çok ciddi bir duran top takımı. Evet, kesinlikle. Duran top golünün geleceğini düşünüyorum bu maçta. Artık geride kalanında bir şekilde yetişeceğini düşünüyorum. Yani üst ve Southampton kaybetmez. Benim diyorsun. Burada sürpriz adayım biraz. Şey. Evet, Southampton kaybetmez. Zor bir, yani bu güvendiğim bir karşılaşma değil. İçimden geçen sadece ve biraz üst, da. Evet, 2-0-5 dedin. Aykut, çok zor. İkisi farklı de düşündüğün bir nokta var mı veya başka öneri? Zor bir karşılaşma. 30 puanda değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynı puanda. 6 puanlık maç. Ya ben beraberliğin çok zor bozulacağını düşünüyorum bu maçta. Benim tahminim 2-3 gol. 1-1 gibi bir sonuç bekliyorum bu maçta. Bir dakika, beraberlik... 22-36'da geldi. 36 dakikadır ilk kez 2-3 gol dedin. O açıdan tebrik ederim. Zaten 3 ya da 4 maç konuştuk. Ama bu yani çok güzel bir 2-3 gol maçı gibi duruyor. Evet. Üst olursa da, şimdi Orhan güzel zor bir noktaya değindi. Üst olursa da 2-1, yani yine 2-3 golün dışına çıkmayan bir üst olur diye düşünüyorum. Evet. Doğrudur. Bayağı denk çünkü takımlar ve 1 puan aşamasında giderse maç, yani 50'lerde 60'larda iki tarafta 1 puan alacak gibi giderse ben çok aman aman risk alacaklarını zannetmiyorum. Her puan çok kritik. Mutlu olarak ayrılırlar beraberle diyorsun. Premier Lig'de son yıllarda küme düşme hattı 34-35 puan seviyesinde. Dolayısıyla şu anda 30 puanda olan iki takım kalan 7 haftada önlerinde kolay maçlar da olacak. Ben maçlarına baktım biraz da Brighton kazanırsa büyük oranda garantiliyor gibi. Brighton evet. Kazanırsa çok rahatlıyor. Diğer tarafta Southampton kazanırsa deplasmanda o da rahatlıyor. Şimdi böyle bir durum var ve rakibini ateşe atıyorsun. Yani kimse çok fazla risk almayabilir. O yüzden beraberlik ihtimali bence çok fazla. Ya ben bir kafamda şekillendirdim. Olabilir. Çok beraberlik ihtimali. Evet. Ben de o yüzden zaten Southampton puan alır diyorum. 1.80'de ilk yarı beraberlik oranı da bence güzel. O da değerlendirilebilir. Ben de onu ekleyeyim. Ya işte o duran toplar çok sıkıcı. İkisi de çok Ward iyi. Ward-Prowse falan diyorsun. Southampton gollerinin %35'ini ceza alanı dışından atmış. Dışından attı. Kimle evet. attı? Bu adamla attı. Yani ve bu adam 10 hafta öncesine yara kadar ortada yok. Yara Armstrong vardı. Hiç biliyorsun takır takır uzaktan çeker atıyor. Şimdi döndü. Ya, güzel orta sahası oldu. Evet. İyi bakalım göreceğiz. Evet değerli izleyenler, bir başka ilginç mücadele Cardiff'in sahasında. Cardiff ile Chelsea arasında oynanacak. Maçın ipuçları geliyor ekranlarınıza. Cardiff bu sezon ligdeki 28 puanının 20'sini evinde kazandı %71 oranla. Chelsea 2019 yılında Fulham'ın ardından deplasmanda en çok maç kaybeden takım oldu. 4 mağlubiyeti var. Higuain Premier Lig'deki 7 maçında 3 gol attı. Hepsinin de düşman hattındaki takımlar attı. Bir şey söyleyeceğim öncelikle. Çok kısa söyleyip Aykut'a bırakacağım. Evet. Bu maçın üst oranını bana söyler misin? Bu maçın üst oranı 1.60. Bak bu maçta sürpriz olma ihtimali yüksek. Birincisi. Ama Chelsea formda. O yüzden goller gelecek diyorum. 1.60 üst oranı benim için yani Watford, Manchester United kadar olmasa da garanti skorlardan birisi. Cardiff'in fikstürden bahsettik ya az önce.
Felaket. Neredeyse felaket üstü. Felaket ya iddiası olan rakibiyle oynuyor ya altı büyükle oynuyor. Yani ligde kalması işte burada bunu da alırız veter olarak. Kalırsa hep beraber kutlayalım. Bence gerçekten. De çok zor gerçekten. İşi çok zor. Yani kalan maçlara baktığında ben sabah işte yarınki programı kalırsa, için... Bak Cardiff ligde kalırsa buradan telefon açıp mail falan atsak Neil Warnock'a kalkar gelir programa biliyor musun? O derece sevinir yani. Gelirim ben ayıp ediyorsunuz der gelir yani buraya. Biliyorum Murat da karşılar herhalde. Ben karşılarım direkt. Murat Fevzi gider alır gelir zaten. Yani bu karşılaşma Cardiff için çok önemli. Evinde oynuyor bir de zaten evinde güçlü. Dolayısıyla burada bir Chelsea'de bir şekilde zorladığın zaman puan alınabilir bir takım gibi görüntüsü vardı bu zamana kadar. Ama son dönemde biraz daha formda ben üst diyorum. Çok güzel goller gelir buradan. Ben de aynı düşünüyorum. Sürpriz olacak ilk maçlardan birisi. Cardiff'in oranı 6.25. Beraberlik 3.75. Karşıda yani gol var. Yani uzun aradan sonra eşit. İkisi de 1.60. Var da 1.60. Yok da 1.60. Kaybetmesin oranı da 2.35. İyi bir çifte oran. Şans yani. Cardiff yenilmez. Aykut sen ne düşünüyorsun? Ya ben üste şu açıdan katılırım orana. Bu maçta Cardiff gol atamasa bile Chelsea'nin ilk yarıda bulacağı gol maçı tek başına Chelsea üst bile yapabilir. Tottenham maçı mıydı 5'e giden, 5-0 biten? Çok maçı var. Evinde 6 tane maçı bu sezon Cardiff gol atar 3 ve üzerinde gol bence yemiş. Bence de Cardiff gol atar. Hayır, Cardiff gol atabilir ona bir şey demiyorum. Ama ben Chelsea'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. 3-1, 4-1 olur ayrı. Benim çünkü ya bu kadar kötü giden bir takım olmaz. Çok rahat yenebilecekleri bir takım. Bamba yok savunmanın göbeğinde. Higuain zaten yani zayıf takımlara gol atabiliyor. 7 maçta 3 gol attı. 3'ü de düşme hattındaki takımlara. Bakıyorsun Eden Hazard gollerin yarısında imzası var. Chelsea'nin attığı gollerin Chelsea istediği zaman her takımı deplasmanda çok rahat yenebilir. Ben Chelsea'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama diğer tarafta oranı artırmak isteyenlere Chelsea bu maçı 3-0, 4-0, 3-1, 4-1 öyle bir sonuçla da kazanabilir. Üste de o anlamda katılırım. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Yani mesela bana göre Man City çok daha rahat. Watford, Cardiff'ten 10 kat daha iyi takım olmasına rağmen bu maç daha zor geliyor. Çünkü gerçekten çok sıkışık ve çok zor bir takvim. Alacağı her puana duacı olacak. İç sahada çok ciddi mücadele verecektir. Ama koparırsa da ayrı bir konu tabii. Evet. Üst tarafındayım ben de. 1.60 oranı gerçekten güzel. Cardiff Chelsea'nin. Bakalım bu kadar bir sürpriz üzerine konuştuk. Sürpriz beklentisi olan bir maç. Sizlere de sorduk. Sizler maçta sürpriz olacağına inanıyor musunuz şeklinde. Cardiff kaybetmez diyenler %29 bayağı ağırlıklı da Chelsea kazanır diyen izleyicilerimiz var. %71 oranda Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorsunuz. Ve geçiyoruz haftanın belki de en keyifli geçme aday maçlarından biri. King Power Stadında Leicester'la Bournemouth arasında oynanacak. İki takım arasında son 4 sezondaki 7 maçtan 5'i berabere bitti. Leicester'ın galibiyeti yok. Bournemouth 2 galibiyet aldı. Bournemouth Premier Lig'de gol yediği son 12 maçta galip gelemedi. En fazla kırmızı kart gören takım Leicester şu ana kadar 5 kırmızı kart. Rakibine en fazla kart gösterten takım da Bournemouth 8 kırmızı kart. Buyur Orhan, Leicester yeni menajeriyle gayet iyi başladı, hayır, gidiyor. Ben Leicester oyunu çok beğeniyorum. Aslına bakarsan Claude Puel'le olan kısmı da çok beğeniyordum. Evet, Puel'i İbrahim abiye selam edelim Altınsay'a. Yani o... Ya iyi kadrosu var Leicester'ın. Yani. Aykut'un anlattığı maçtı. Hiç unutmuyorum o maç, son maçını. Crystal Palace mı? Crystal Palace. Yani Crystal Palace 5-0 yenilmesi gereken maçı 4-1 kaybetti. 4-1 indi daha inanılmaz. Çok üzüldüm o açıdan yani. İyi bir oynuyordu. Madison'dır, Ward'dır, Aster, Bass'dır. Bu maçta Bournemouth'un da deplasmanda çok zayıf olduğunu bildiğim için genel olarak Leicester bir kere burada kazanır. Benim haftanın favori gördüğüm karşılaşmalardan birisi. Ama bir o kadar da Leicester Bournemouth'un 2.5 gol barajını geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Bournemouth da rahat. Bu maç 3-2 olur, 4-2 olur vesaire. İlk hangisini oynarım her gün değişiyor. Leicester kazanır diyorum bazen, üst diyorum. İlk hangisi konusunda bilmiyorum. Ben ilk Aykut üst olur diyorum 1.50. Hatta bu maç için ben ilk yarı 1.5 üstü direkt daha da ciddi güvenli savunuyorum. Murat Fevzi benden kopya çekip mi geliyor? Ne yapıyor? Benim bütün tercihlerimi söylüyor. Ben de üst diyorum. Ya ben, şöyle... Ama sizin bütün tercihleriniz bana geliyor ya oradan biliyorum az çok. Ya şöyle ben de Orhan'la hemfikirim. Leicester'ı çok beğeniyorum. Ama yani Bournemouth'u da çok beğeniyorum. Şimdi Bournemouth'ta 4 tane adam 10 ve üzerinde gole etki etmiş. Sayalım bunları. Callum Wilson zaten hepimizin... Fraser. Bir numarası. Fraser. Fraser'sız Callum Wilson, Williams'sız olmaz yani ikisi bir arada. Fraser. Öbür tarafta işte Joshua King. O da 10 son dönemde o çıktı ortaya. Evet. Gole etki etmiş durumda. Daha çok şey bekliyordum ben ondan bu arada. Ve bizim yani. Genç Brooks. Brooks. Yani Brooks. 4 oyuncu da 10 ve üzerinde gole etki etmiş. Bunun dışında doğru da bir, çok iyi oyuncu. Bir takımda 4 ve üzerinde 10 ve üzerinde golü etki eden sadece iki takım var. Onlar da Manchester takımları. Aralarındaki evet. Bütçe farkına bak. Eddie Howe'un burada hakkını verelim.
Ha, deplasmanda çok fazla ortada yok. Bir tek Huddersfield Town'u yendiler. Ne yazık ki size tuttu şansları. Evet. Fevzi. Ben Bournemouth'tan gol bekliyorum. Leicester'dan da gol bekliyorum. Leicester'ı çok beğeniyorum. Katılıyorum sana. Ben Claude Puel'in değişime bir türlü ayak uyduramadığını düşünüyorum. Yani kafasında bir oyun mantalitesi var. Kafasında biz Brendan Rodgers'a geçelim. Brendan Rodgers yani Liverpool döneminde de Liverpool taraftarını yıllar sonra heyecanlandıran menajer oldu. Evet. 2008-2009'da Benitez döneminde Liverpool en golcü sezonunu yaşarken, şampiyonluğa koşarken kaybetmişti bunu. Bunu daha sonra 2014-15'te Rodgers'a yaşadı. Hatta yani ben Brendan full time aksiyon diyor adam. Evet, o yüzden bu taraftarın önünde Leicester gol atmaya 10 kişi kaldığı maçı deplasmanda Burnley gibi bir takıma karşı kazandı. Yani bu kolay bir iş değil. Geçim. Ben 2,5 gol istiyorum. Gelen son işte Brendan Rodgers buraya gelirken son çeyrekte kazanmalarıyla ünlü oldu. Evet. Son çeyrekte takımının attığı gollerle ortaya çıktı. O özellikten de bahsettiler ama bir şey daha söyleyeyim. Swansea City'de, Joe Allen'in Swansea City'de biz o zaman ne diyorduk yani hepimiz daha fazla izliyorduk hatta. Adanın Guardiola şeydeyken Barcelona'sı diyorduk evet, Swansea evet. City'ye. Yani pas oyunu oynayan Premier Lig'de belki o zaman bu kadar çok iyi kendi kültürüne daha yakındı o dönemde ve pas oyunu oynayan tek takımdı. Hatırlayın yani Joe Allen'in oldu sonra Joe Allen aldı Liverpool'a gitti vesaire. Ama o yüzden çok başarılı teknik direktör. Ben... Ya şöyle bir durum var. Şimdi Vardy, Claude Puel'in kadrosunun yok muydu? Evet. Neredeydi? Adam şu anda her maçı alıyor. Madison onun kadrosunda yok muydu? En yetenekli adamdı. Yani teknik adamlık biraz budur. Solskjaer'in yaptığının benzerini daha deneyimli Rodgers yapıyor şu anda. Leicester-Bournemouth maçına iki takımın durumlarından dolayı en kısa konuşuruz diye tahmin etmiştim. En uzun konuştuğumuz maçlardan biri daha oldu. Daha kısaltacağımız maçlar. Üst olarak evet. Leicester-Bournemouth'ta gollü bir karşılaşma ve Leicester galibiyeti alarak değerlendiriyoruz. Burnley-Wolverhampton maçına geçiyoruz. Maçın ipuçları geliyor. Bu Burnley bu sezon Premier Lig'de maçların 90. dakikalarında 10 gol yedi. Wolverhampton ilk 4 deplasmandan ikisinde gol yemedi ama sonraki 11 deplasmanın hepsinde kalesinde gol gördü. Son 4 maçını Burnley kaybetti. Wolverhampton son 8 maçta sadece Huddersfield'a yenildi. Zor bir maç. Evet. Şiddetle puana ihtiyacı var Burnley'nin. İşte az önceki takımlarla yarışıyor. Yani bahsettiğimiz Cardiff City, Brighton, Southampton'la yarışıyor. İkisinden birisi puan alacak. Wolverhampton ben deplasmanda çok beğeniyorum. Wolverhampton'u daha çok. Ben hani bir kere çekinirim. Burnley'in beraber 2.75, beraber 2.75, beraberlik Wolverhampton 2.10. İhtimali var. Bir ihtimalde özellikle Wolverhampton'un deplasmandaki stratejisiyle genelde çok fazla gol yemeye yatkın bir takım değil. Evet. Çok başarılı buluyorum o açıdan. Burnley de öyle çok gol atan bir takım değil. Bir aksilikler, duran toplar onlar bunlar olmasa ben alt derdim bu maça muhtemelen. 1.45 alt derdim 1.45 diyorsun. 1.45 mi alt? Evet. Demezdim 1.45 riskli. Beğenmedi oranı. Beğenmedi Aykut. Oranı. Ben Burnley kazanır diyorum. Burnley neden diyorum? Bunu oranın az önce söylediği şey, hedef burada önemli. Burnley milli takımlar düzeyinde en az etkilenen takımlardan biri. Premier Lig'de. Milli takım oyuncu yollama anlamında. Wolverhampton takımının yarısı zaten Portekiz milli takımına gitti. Yani iki maç oynayıp geldiler buraya. Ben çok böyle konsantre olduklarını zannetmiyorum. Ligde rahatlar. Orta seviyede bir takım. Burnley belki 90 artılarda 10 gol yedi ama ceza alanı dışından 14 gol yedi. Yani bu alanda inanılmaz bir rakam bu. 14 gol ceza alanı dışından yemek. Ben çok dikkatli olacaklarını düşünüyorum. Uzun süre yani klasik daha önceki yıllarda gördüğümüz Burnley'i göreceğiz gibi. Ben Burnley'i çok yüksek oranı var. Ben bu riske girerim. Burnley kazanır ve rahatlar diyorum. Ben de ilk yarı beraberlik de bu nadiren kullandığım bir şey ama Burnley Wolves için herhalde ilk yarı beraberlik. Hatta ilk yarı 0-0 kafadan. Ben şunu söyleyeyim. Stuttgart Hoffenheim için söylediğim düşüncelerim ben bu hafta Burnley Wolverhampton maçı için. 1-40 orada 1-70. 1-0 2 ihtimali 1-40'la yanına almak güzel bence. Ben garantici işte, düşünenler için diyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani ben şimdi Burnley'i seviyorum. Ya yani biraz duygusal davranıyorum belki burada. Yani bir puan Burnley'e yaramayacak. Murat öyle şeyler bilmez yani. Murat bilmez. O, duygusal davranmaz. Bir şey yok. O direkt orana bakar. Orana bakar. Der gider. Ama ben 2.60. Neyse buna Emre Özcan sevinecek Aykut Burnley'i seviyor olmana. 2.60 değil mi Burnley galiba? 2.75. 2.75. Evet. Abi bu riske girerim ben. Evet. Burnley kaybetmez. Burnley kazanır. Burnley ilk yarı beraberlikti değil mi Orhan? İlk yarı beraberlik bir de altı ilk yarı beraberlik. Bayağı direkt Wolverhampton demedik. Onun dışında pek çok seçeneği Burnley Wolverhampton maçı için oynayabilirsiniz değerli izleyenler ve
Crystal Palace Huddersfield maçına geçiyoruz. Maçın ipuçları geliyor. Ligin iç saha fakiri iki takım, Crystal Palace 13 puan, Huddersfield 8 puan. Bu ikisinin eşleşmesinde bir karşılaşma var bu hafta. Bu sezon Premier Lig'de en az gol izlenen stat Crystal Palace'ın evi oldu. Selhurst Park'ta sadece 28 gol izlendi bu sezon. Karlan Grant Huddersfield'de Şubat'tan bu yana oynuyor ve 3 gole imza attı. Orhan, Crystal Palace için çok rahat maç olur mu, yoksa West Ham deplasmandaki gibi Huddersfield yine bir hareketlilik gösterir mi? Zaha'nın durumu belirsiz, Sako yok. Wan-Bissaka da yine soru işareti durumunda. Ya bunu, bu maçın bana peki alt ve üst oranlarını söyler misin? Çünkü Huddersfield'den dolayı alt oranı... Alt 1.50, üst 1.85. İşte ben 1.85'e girerim mesela burada. Çünkü ben tahmin ettim üst oranın yüksek olacağını, Huddersfield kaynaklı. Evet. Ama Huddersfield eskisi gibi değil. Biraz daha hücumcu, biraz daha kötü defans her zaman olduğu gibi. Yani bir yerden alıp bir yerden ve daha düştüğü rahatlığı da var biraz da. Dolayısıyla 1.85 bence iyi bir üst oranı bu maç için. Hani Palace genelde öyle, Palace'ın bence çok kısa şunu söyleyeyim. Çok iyi savunması var. Çok gözle görülmeyen. Üzerine çok fazla durmadığımız. İngiltere'de durmuyor ama özellikle büyüklere karşı muhteşem savunma yaptı. Ben burada ama Palace'ın da rahat olacağını ve 1.85 üst başka bir seçenek yok bu maç benim için. Katılıyor musun Orhan? Ekleyeceğin. Katılıyorum. Orhan diyorum Aykut. Yani Huddersfield Town'un bu maçta yapabileceği en iyi şey gol atmak. Crystal Palace'da Sako yok. Ben Sako'nun olmadığı her maçta bu takım gol yer diyorum zaten. Kimle oynarsa oynasın. Bakıyorum geçen sezonun başından bu yana tam 19 tane penaltı kazanmış Crystal Palace. Yani böyle bir rakam var mı Orhan, düşsene. Ama neden? 19 tane, çünkü yani önde o kadar hareketli adamlar var ki. Yani Zaha zaten Zaha 19'un 10'unu aldı. 13'ünü 14'ünü o yaptırmıştı. Yani ben Milivojevic atıyor, Zaha düşüyor yani sürekli. Ben Milivojevic penaltı attı haberini vermekten artık izlemekten sıkıldım. Ya Milivojevic şöyle Lampard gibi oyunun akışında olan bir adam olsa gol krallığı olacak. Öyle söyleyeyim sana. Yani bir de şey biliyorsun, bir kere de Benteke aldı, hatta atmaya çalıştı. Şey, olay oldu değil mi? Yenemedi penaltı şey atamadı. 3-3 bitti maç o yüzden. 4-3 olacaktı belki de. Hayır, 0-0 giden maça son saniyede oldu bir de penaltı. Son... Manchester City maçı değil mi? Orada da Milivojevic kaçırdı herhalde. Geçen sene yani şeyin kaçırdığında, Milivojevic kaçırdı bir tane de. City senin söylediğin Benteke'nin kaçırdığında o sene küme düşme problemleri vardı. Yani neredeyse küme düşürecekti takımı. Ben dedim artık başlamadım. Bu arada ben de başka haber vereyim. Karşılıklı gol veren oranı da 1.95'miş. Nerede? Crystal Palace Huddersfield'da. Bu da çok iyi. Bence denenir. Yani ben hep üst ve diğer olanlara bakmıştım. Şimdi siz golleri ya söyleyince... Şöyle, 2.5 gol üstü biraz daha mantıklı. Çünkü Huddersfield Town'un dağılıp atamaması durumunda... Evet, 3-0'da. Yani West Ham'a 3 tane attılar da... Bu arada bir şey söyleyeceğim. West Ham başında 5-6 da yapabilirlerdi. Yani evet, yapabilirlerdi. Kaçırdıkları pozisyonlar gerçek Huddersfield Town kimliğini sergiledikleri pozisyonlar. Ama yani... Bu yüzden 2.5 gol üstü bence de iyi. Bence de evet. Gol üst 1.85 oranıyla Crystal Palace Huddersfield'i uğurluyoruz. West Ham Everton maçına geçiyoruz değerli izleyenler. West Ham Premier League'de son 6 iç saha maçında kaybetmedi. 4 galibiyet, 2 beraberlik. Everton son 9 deplasmanda beraberlik almadı. West Ham'ın son 10 lig maçında sadece Arsenal ve Newcastle'dan gol yemediğini söyleyelim. Ve başlayalım Orhan. West Ham gördük ki problemli dönemi devam ediyor. Şimdi milli ara için biz tehlikeli dememizin sebebi bu. Yani öyle bir şey ki ritmini bulan takım ritmini kaybedebiliyor. Kötü diyen takım zamanla iyi olabiliyor. Toparlanabiliyor. Özellikle teknik direktör değiştirmişler, başka olabiliyor vesaire gibi. Şimdi normal koşullarda benim burada favorim West Ham. Özellikle Everton'un 2-0 Chelsea galibiyeti biraz daha bu maçı. Çünkü orada hocanın da gitme tehlikesi vardı ya da menajerin de çok sorgulandığı bir noktada iyi bir galibiyet ve rahat. West Ham'da çok sorgulanıyor. Ben 2 haftayı West Ham'ın iyi geçireceğini düşünerekten burada hiç başka bir şeye girmiyorum. 1-0 da kazanabilir, 4-3 de kazanabilir. Onun için bir öngörüm yok maalesef goller için. Yani üst oranı çok yüksek değil zaten değil mi? 1.55 mi? 1.55 evet. Hiç de gerek yok. 1-0 da bitebilir bu maç. West Ham kazanır diyorum bu maçı ama... Everton'ın bu formuna rağmen diyorum bunu da. Evet. West Ham 2.20 ile kazanır dedi Aykut. Yani çok da emin olduğum bir karşılaşma değil. Ya ben çok düşündüm bu maçı. Çünkü West Ham'ın genelde bazen şöyle maçları oluyor. Deplasmanda kaybettiği Cardiff maçı da buna dahil. Ben 2.5 gol üstü bekliyorum maçta. Maç 2 gole kadar geliyor. İnanılmaz şeyler kaçıyor. Ve bir yerde kilitleniyor. Ya West Ham bunu yapabilen bir takım. Everton kilitleme anlamında şu anda zaten Marco Silva'nın birinci önceliği bu. Son 4 maçın 3'ünde gol yememiş bir Everton'dan bahsediyoruz. Diğer tarafta West Ham'da o 6 iç saha maçında yenilmedi diye rakam var ya, son 3 iç saha maçında kazandı. Evet. Zor da olsa kazandı.
4 yapabilirler mi? 2002'den beri bunu yapamamışlar. Böyle bir şans var ellerinde. Ya ben yine de çok zor da olsa bu karşılaşmada 2,5 gol üstü olacak diye düşünüyorum. Ben tam tersini soracaktım da oranı kaç sorunu söyler misin? Alt oranı. Alt oranı 1.80. Ya denenmez mi bu maç? Denenebilir. Ya şöyle çok kritik arada kaldım ben de bu karşılaşmayla alakalı. 2,5 gol üstü dedim. 2-1 gibi zor bir sonuç olabilir. Ben ama Orhan'dan şurada ayrılıyorum. Everton formda, enteresan bir takım ve West Ham'ı Huddersfield Town karşısında verdiği pozisyonlar anlamında hiç beğenmedim. Ama işte problem o. Ben katılıyorum tamamen. Zaten biz hatta diyor Huddersfield'da ne dedik? Formsuz olmasına rağmen West Ham dedik. Çok evet. Formsuz diyor. Huddersfield'da hiç güvenmedik. Evet. Güvenmediğimiz için. Ama bu iki haftalık ara işte bu tarz takımlar ayağa kaldırabiliyor. Ya ama mesela Chicharito'ya bu kadar kolay gol izni vermez West Ham. Arnautovic'i ben şimdi milli maçlarda da takip ettim. İyi değil. Yani Arnautovic kafaca bozuk, tamamen Ocaktan beri yok ortada ya. Ya böyle bir şey olmaz. Tamam, Everton'da tamam, şimdi işte. Richarlison biraz toparlamaya başladı. Calvert-Lewin. Gol sayılarını daha çok Sigurdsson, Everton'dan bekliyorsun. Ya Sigurdsson 12 gole ulaşmış orta sahada. Şu anda Premier Lig'in evet. En çok gol atan orta saha adamı. Ben Everton'ı bir tık daha iyi görüyorum. Bu karşılaşmada bence galibiyete daha yakın olan taraf konuk takım Everton. Benim şahsi görüşüm. Yani 2,5 gol üstü maçla alakalı yorumum. Ama hangi taraf tasın desen Everton. Everton tarafı. Diyeceğim diyorsun. Evet. 2-3 gollük maç bence de. Premier Lig'de haftanın 2-3 gollük maçı diye düşünüyorum çok açıkçası. Çok zor bir ama karşılaşma. Zor bir maç. Çok zor bir karşılaşma. Emirates'e Arsenal Newcastle maçına doğru gidiyoruz değerli izleyenler. Şimdi maçın ipuçları ekranlarınıza geliyor. Evinde ligdeki son 9 maçı kazanan Arsenal rekoru egale için sahaya çıkıyor. 97-98 sezonunda 10 maçla iç sahada. Newcastle ligdeki son 5 maçında sadece West Ham'a kaybetti. Newcastle bu sezon deplasmanda en çok berabere kalan takım. Haftanın ilginç maçlarından biri. Lesel'in şüpheli olduğunu. Ona bakmak gerekiyor. Şarın da cezalı olduğunu söyleyeyim. Ben bu maç için bir kere Arsenal kazanacak demek çok bir oraya bir şey getirmiyor. Evet. Oran düşük. Ben bir sürpriz o adayı olarak Newcastle'a yine güvenerekten savunmasına, Lesel'in olduğuna bakaraktan, kadroya bakaraktan 2,5 gol altının bitme ihtimali 1.95. Olduğunu düşünüyorum ben mesela. Zor gibi gözüküyor ama ben Newcastle formda. İkinci yarının en formu takımından birisi. Son 5 maçta sadece West Ham'a yenildiler. Ve burada yapabileceği tek şey iyi bir savunma. O yüzden kazansa daha 1-0-2-0 gibi olacağını düşünüyorum ben. Aykut 1.95 yani alt oranı beklentisi güzel diyor. Beklentim, sürpriz tabii beklentisi olarak. Ben oranı o zaman şöyle destekleyeyim. İlk yarıda çok iyi kapanan bir Newcastle olsun. İlk yarı berabere bitsin. Arsenal ikinci yarıda maçı alsın. Peki öyle yapalım. Sıfırdan bir. Öyle isteyelim o zaman. 2.35'te ilk yarı berabere bitsin. Ama daha net bir şey söylüyor. Sıfırdan bir oranı yüksek. İkinci yarı evet. Arsenal alacak ama maçı. Yani 3.60'a götürüyorsun sen oranı. Peki o da güzel. Yani ben çünkü bu maçı normalde hiç değerlendirmeye almadım. Evet. Çünkü Lascelles ve Şar yoksa, ya iki tane stoper yoksa Arsenal maçı alır. Var mı birin oranı? Birin oranı çok komik zaten. Çok 1.20. Yani. Yani gidip 1.20 demeyeceğiz. O yüzden İkisi burada de, yüksek oran için. Handikap dersen de 1.60 o da. O yok da çok handikap demem. Yani. Ben Newcastle. Şimdi tamam zamanında 7-3 biten maç da var. Newcastle'ın en çok Premier Lig'de en çok gol yediği takım Arsenal bu arada. 7 evet. Gol yediler bir maçta. Theo Walcott 3 gol atıp 2 gol pası verdi. Theo Walcott bir sezonda atacağı golü Newcastle'a bir maçta attı. 2 de gol pası verdi ama şu an tablo o değil. Dolayısıyla Rondon formda. Rondon tek başına adam yanında kimse olmadan bu takımı şu anda ayakta tuttu. Son haftalarda evet. Ayakta tutan geçtiğimiz adam. Geçtiğimiz sezon da çok iyiydi yani. Geçtiğimiz sezon da çok iyiydi West Brom işte. Yani elinden geleni yaptı. Biz aldığımız zaman çok sevindik yani. Mesela insanlar diyebilir ki Mitrovic'i gönderdi kaç gol atayım. Ama Mitrovic'le Benitez yapamaz. Rondon ne görevi varsa onu yapar. Aynı zamanda bu kadar presi seven bir takım. Bütün takımı oynatan bir adam olabilir. İdeal yani. Rondon önünde başlıyor yani. Her şey. Bir adam. Çok doğru hamleydi. Evet. O yüzden yani burada biraz macera arayacağız. Biraz yüksek orana gideceğiz. İlk yarı 0, ikinci yarı 1 benim kafamdaki tablo. Orhan alt diyor mesela. Evet. Zor. Dolayısıyla bunlar olabilir. Evet değerli izleyenler Premier Lig'deki 10 karşılaşmayı değerlendirdik ve şimdi Premier Lig kuponumuz geliyor. Leicester Bournemouth ev sahibi galibiyeti 1.60. Sevgili Orhan'ın seçimi. Bence söyleme. Peki söyleyeyim. Özür dilerim. En yüksek oranda değerli izleyenler. Söylediğim için özür diliyorum. Manchester United Watford üst sevgili Aykut'un. 141 kodlu Liverpool Tottenham üst. Benim seçimim. Ama 3.36. Şunu söyleyeyim. Yani bu kuponu ya ben yatırırım ya bu kupon tutar. Niye Bournemouth'tan? İkinci ihtimalini de söyle. Onu da çok konuştuk. Yani üst olarak diyorsun değil mi? Buraya üst koyabilirler Leicester Bournemouth. Leicester maçı. Bir ihtimal o. Ama ben Bournemouth'un bazen
İşte City mesela Bournemouth maçı bana çok gollü geçer gibi geliyor. 1-0 bitti. 1-0 bitti, evet. Bazen o deplasmanda çözemiyorum Bournemouth'u. -5-10 averajı var deplasmanda. Evinde +11, +7 falan. Çok, enteresan çok uçlarda, takım. Çok uçlarda. O yüzden Leicester'a güveniyorum, hocaya güveniyorum. Leicester'a güveniyorum, Madison'a güveniyorum, Wardy'ye güveniyorum. Bu kadar. Yeter abi zaten. Yeter, Madison'a daha ne olsun? Wardy'yi bana ver. Her şeyi yaparız yani, öyle söyleyeyim sana. Aykut, sözü aldın, devam et. Aykut Aydın'ın ilk kuponu geliyor. Öyle mi? Premier Lig maçlarını çok, görmedim ben Aykut'un evet, kuponu bu arada. Kuponu maçlarını çok. Evet. Getafe, Leganes. Bunu gelince konuşacağız. Evet. Cumartesi gününün erken başlarından biri bu. Getafe'nin UEFA Avrupa Ligi umudu çok fazla. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ni de zorluyor da yani en azından orayı garantiye alabilir. Evet. Leganes çünkü hedefsiz bir takım şu anda. 1.70'den ben bu riski aldım. Zaten bir şey söyleyeceğim. Premier Lig kupon tutarsa senin için Getafe'ye kalıyor. Getafe hepsinden önce olduğu için. Yani o maç 15.30'da falan galiba ya da daha erken. Ama ben en riskli olarak Cardiff'i görüyorum yine de. Ya 15'te, yarın 15'te Getafe maçı. Leicester Bournemouth az önce konuştuk zaten. 2.5 gol üstü bekliyorum. United Watford'da da bekliyorum. Cardiff Chelsea'de ben artık yani Chelsea'nin kazanması gerekir evet, diye düşünüyorum. O da var. O bir de şu var. Çok kritik bir maç biraz Chelsea adına. Biraz oran yükselteyim diye aldım onu. Evet, Chelsea çok kritik bir maç olduğu için. Eğer Chelsea biraz daha rahat bir konumda olsa bence Cardiff sürpriz yapardı. Evet, 4.64. Ben de sanki Cardiff Chelsea'den korkuyorum biraz. Getafe'den korkmuyorum abi da. Abi korkmayın Cardiff Chelsea'den. Rahat benim Huddersfield Bournemouth gibi olacak böyle giderse bu maç da. Orada 2'yi koymuştun ya 25-23 oranla tutturduğun kuponda. Öyle bir şey olacak galiba. Yani onu şimdi 3 küsürdü bu oran normalde. Evet. 1.30'u koyunca 4.60'lara geldi. Hoşuma gitti, o yüzden evet, koydum. Evet. Normalde biliyorsun ben 1.30'a falan kendi kuponumu da koymam. Koymazsın bunu. Evet. Yani ama derseniz ki ya bize zaten yetiyor bu. Son maçı çıkarın.